Rusya, Çin ve diğer zalimleri desteğiyle Humus'u, Halep'i yıkıyor. Bütün dünyanın gözü önünde çoluk çocuk demeden kimyasal silahlarla soykırım yapıyor. ABD, Avrupa Birliği, Batı, İsrail ve yerli işbirlikçilerin de desteğiyle Müslümanları katletmede bir beis görmeyen diktatörler, darbeciler bir kez daha Müslümanlara karşı savaş ilan etmişlerdir. Bütün dünya bu günlerde küfrün, darbecilerin söz konusu Müslümanlar olduğunda nasıl bir ittifak oluşturduklarına şahitlik ediyor. Örneğin Gezi Parkı üzerinde darbe çığırtkanlığı yapanlara selam çakan diktatör ise Mısır'daki askeri darbeyi İsrail, ABD, Avrupa Birliği, Suud ve Körfez emirlikleri ile beraber selamlıyor. Yaralarına şifa ihsan eyle. Geride kalan kul ve yetimlerine sabr-ı cemil ihsan eyle. O meydanlarda cihad eden kardeşlerimizi müzaffer ve muvaffak eyle. Allah'ım onlara hücum etmek isteyen, maddi ve manevi desteği vermek isteyenlerin gözlerini kör, kulaklarını sağır. وبشر المؤمنين İslam ümmetinin arasında ırkçılığı kaldı. Kardeşlik ve uhuvveti lütfeyle. Hususen Suriye, Mısır ve dünyanın neresinde olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun, bütün İslam'ın mazlum milletini, dünya kafirlerinin, münafıklarının, zorbalarının, zalimlerinin zulmünden kurtar. Duamızı kabul et. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ve selamat. Afiyet olsun. Bir yıl öncesinde meşru yollarla Cumhurbaşkanı seçilen Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yapılan bir darbeyle, zorbaların, despotların yaptığı darbeyle Cumhurbaşkanlığında indirildi, darbe yapıldı Mısır'da. Ve oradaki Müslümanlar bu darbeyi kabul etmedikleri için Rabiatül Adaviye Meydanı'nda günlerdir orada oturup orada kalkıyorlar. Tekrar Müslüm Cumhurbaşkanı kalması için. Bizler burada Tursa'daki Müslümanlar olarak Ümmet İftarı adı altında böyle bir programımız oldu. Tıpkı orada Rabiatül Adaviye Meydanı'nda insanlar bir hurma ve bir bardak suyla iftarlarını açarak direnişi yapıyorlar, direnişi gösteriyorlar. Biz de sembolik olarak bir gece de olsa burada aynen onlar gibi üç hurma ve bir bardak su ve bir simitle iftarımızı açarak onların yanında olduğumuzu göstermek için böyle yaptık. Urfa'daki bütün STK'lar, İslami camiada özellikle tüm STK'lar katıldı. Gördüğünüz gibi kalabalık bir şekilde bu iftarımızı açtık. Hepsine teşekkür ediyoruz.